Sanku Üniversitesi Hastanesi'nden herkese sağlıklı günler. Öğle malasında bugün hastanemiz göz cerrahisi uzmanı, operatör doktor İbrahim Nacak Hocamla göğüs cerrahisi, akciğer kanseri ve tedavisini konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. önümüzdeki ay akciğer kanseri, farkındalık ayı. Evet. Bu konu üzerinde konuşalım istedik. Öncelikle sizi tanımak isteriz. İbrahim Nacak kimdir? Ben Gaziantep'liyim. Gaziantep Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. Uludağ Üniversitesi'nde tıp fakültesini okudum. Yaklaşık 12 yıldan bu yana da Sanko Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Teşekkür ederim hocam. Konumuza başlayalım. Akciğer kanserini önce tanımlayalım. Nedir akciğer kanseri? Nasıl tanımlayabiliriz? Kanser olgusu artık günümüzde yaygın rastladığımız bir hastalıktır. Akciğerde vücudumuzdaki santral diyeceğimiz en önemli organlardan bir tanesi sonuçta nefes solunum organıdır ve akciğer kanserinin özelliği şudur Şu anda kanser içerisinde kanserler içerisinde toplumda en sık rastladığımız kanser türü. Özellikle erkeklerde daha sık rastlanmakta. Kadın erkek bir araya aldığımızda yine birinci sırada. Yalnız kadınları ayırdığımızda kadınlarda meme kanseri ön plana çıkmaktadır. Neden nedir hocam en çok rastladığımız kanser türleri içerisinde? 1900'lü yıllarda özellikle 1800'lü yıllardan sonra 1900 yıllarda sigara içimi çok artmıştır toplumda. Bu özellikle bir takım reklamlarla e, promosyonlarla teşvik edilmiş. Sigara içiminin artmasıyla beraber akciğer kanseri diğer kanserlere göre günümüzde ön plana çıkmış durumda. Birinci öncelik o zaman tetikleyen sigara içimi değil mi? Aynen. Sigara içimi ve onun bir takım yanları ama e, radon gibi asbest gibi e, geçirilmiş enfeksiyon gibi şeyler de yine akciğer kanserini tetikleyen nedenler. Fakat bunların içerisinde birinci sırada sigara yer almakta. Burada pasif içicileri nereye koyabiliyoruz hocam? Aslında pasif içicilik de önemli bir hale geldi günümüzde. Çünkü onlarda da yine akciğer kanserindeki sıklık artmaktadır. Bir sigara içi, yani şöyle söyleyeyim, sigara içenlerle içmeyenler arasında nasıl bir fark var denildiğinde, sigara içenlerde 20 kat daha fazla akciğer kanseri görülmekte. Yani bunu pasif içicilerde de bu 10 kat diyebiliriz. Evet. Yani biz e, içmeyenler olarak da maruz kalabiliyoruz Aynen öyle. Aynen öyle. Peki hocam ak, akciğer kanseri önlenebilir mi? E aslında konu birbirle çok bağlantılı. Şöyle e, sigara e, dedik bunu arttırıyor. Çünkü sigara akciğer kanserinin e, oluşmasında %90 sebep olarak gösteriliyor. Hatta bazı yayınlarda %98 diyenler de var ama genelde ortalamamız %90. E, sigarayı içmediğiniz zaman akciğer kanserini önleyebilirsiniz. E, sağlığınıza dikkat ettiğiniz zaman yine akciğer kanserini önleyebilirsiniz. E, oluşmasını bu şekilde önlersiniz. E, tabii ki rahatsızlık ortaya çıktığında da erken dönemde bir hekime başvurmakla, erken dönemde tedavi olmakla da yine iyi bir tedavi almış olunur. Normal hayatına dönebiliyor mu bitince? süreç? Biz zaten onu istiyoruz. Yani bir akciğer kanseri hastasının tedavisinde, tedavi sürecinde de dahil olmak üzere sonrasında da özellikle normal hayatına dönmesini istiyoruz. Akciğer kanserinin tedavi modellerine bakacak olursak hocam. Şimdi akciğer kanserinde şöyle eğer evrelemesi ve tutulum yeri uygunsa biz cerrahi öneriyoruz. İlk etapta en efektif olan çözüm. Ve en etkili olan çözüm akciğer kanserinde cerrahi tedavidir. E, fakat hastalarımızın e, durumuna, yaşına, tümörün özelliğine, yerleşim yerine, yaygınlık durumuna göre de kemoterapi gibi hatta bugün günümüzde e, son yıllarda ortaya çıkan immünoterapi gibi terapiler var. E, bir de tabii ki tutulum yerine göre yine e, radyoterapi de tedavi seçenekleri içerisinde. Ee, o durumda biz tabii ki bunu ilgili birim ve bölümlere yönlendiriyoruz. Hastanemizde de böyle bir ortam var değil mi hocam? Ee, hastanemizde şöyle e, tabii ki biz e, bir e, göğüs e, cerrahisi olarak artık bir klinik olarak çalışıyoruz. Yani yaklaşık bundan bir buçuk yıl önce e, benim de hocamdır aynı zamanda e, profesör doktor Levent Bey'li hastanemizde göreve başladı. Bir klinik olarak birlikte çalışıyoruz. Ee, yine onkoloji bölümü açıldı hastanemizde. Şu anda iki tane orada da e, doktorumuz, hekimimiz var. E, bölümün, üniversitenin e, doktor sayısının ve yeni açılan bölümlerle beraber e, bu konuda bir tedavi merkezi haline geldi hastanemiz. Artı tüm bunları e, teknolojik altyapıyla destekler durumdayız. E, teknolojik olarak da yeni cihazlar, e, yeni bir takım e, aletler e, ve tetkikler hastanemizde şu anda yapılmakta. Evet. Hocam kanserde ameliyat olursa halk diliyle ifade edecek olursak yeni yani bıçak değerse kötü olur diye bir ön yargı var. Bu konuda evet. evet. Şimdi bu tabii çok enteresan bir ön yargıdır. Bu geçmişten günümüze kadar gelen bir ön yargı. Bu ön yargı artık zamanında kırılmaya da başladı aslına bakarsanız. İnsanlar çünkü cerrahi ön planda tutmamızı onlar da farkına vardılar. Bunun sebebi şu. Bundan 10 yıllar önce belki işte 1950'lerde, 40'larda, 60'larda teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Bilgisayarlı tomografi gibi, bugün günümüzde kullandığımız PET gibi, MR gibi cihazlar yoktu. Veya çok basit düzeyde röntgen cihazlarımız vardı. Bunlarla beraber akciğer kanserini biz evrelerken, e, radyolojik olarak evreleme konusunda, yani onun düzeyini ve derecesini belirleme konusunda geçmiş yıllarda, eski zamanlarda bir sınırlama vardı. Ama günümüzde öyle değil. Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber bir akciğer kanserinin cerrahiye uygun mu, uygun değil mi? Biz bunları artık görebiliyoruz. Biz bunları net bir şekilde anlayabiliyoruz. Daha önceden tabii ki hastaları, doktorlar, hekimler ameliyata açıp baktıklarında onun yaygın bir tümör olup gördüklerinde, yaygın bir tümör olduğunu gördüklerinde kapatıyorlarmış. Ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi günümüzde biz ameliyata girmezden önce ne yapacağımızı, nasıl bir teknik kullanacağımızı, nereden yaklaşacağımızı hepsini hesaplayıp ona göre ince bir takım hesaplarla girip bu ameliyatları yapıyoruz. Onun için de e, günümüzde böyle bir şeyin hiçbir geçerliliği kalmadı. Bu verilerle birlikte iyileşme oranları da artmakta değil mi hocam? Tabii ki akciğer kanserinde yani kür sağlama, e, da birinci öncelik her zaman cerrahidedir. Tabii biz e, onkolojiyle, kemoterapiyle, radyoterapiyle bunlarla da korele bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarımızı oluşturduğumuz bir konseyimiz var. Bu konseyimizde bizim onkologlarımız var, radyologlarımız var, radyoloji uzmanlarımız var. Yani öyle söyleyeyim, e, patoloji uzmanlarımız var, göğüs hastalıkları uzmanlarımız var. Biz göğüs cerrahları bu konseylere katılıyoruz. Bu konseylerde hastalarımızı değerlendirip, tedavilerini ona göre belirleyip, ona göre hastalarımızı yönlendiriyoruz. Evet. E, hastalarımızın beslenme sürecini nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl beslenmeli? Kanser hastaları, akciğer kanser hastaları. Şimdi deminki sorunuz gibi aslında günlük hayatından çok uzaklaşmasını istemiyoruz hastalarımızın. Yani e, hayatlarını aynı şekilde sürdürmelerini istiyoruz. Fakat burada e, beslenmede tabii ki protein ağırlıklı bir diyeti öneriyoruz genelde. Özellikle siyah et e, hastalarımızda. İhtiyaçlar ihtiyaçları oluyor. Çünkü ameliyat olan hastalarda kemo biliyor. ihtiyaçları artıyor, açıkları artıyor. Bu hastalarımızı biz bazen diyetisyenlerin kontrolünde de bir beslenme tedavisine alıyoruz. Beslenmeyi ona göre yönlendiriyoruz hastalarımızda. İzleyicilerimizden sorular var hocam. Buyurun. Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Nasıl anlayacak kişi? Öncelikle. Evet, yani izleyicimiz hakikaten güzel bir soru sormuş, bilinçli bir soru sormuş. Akciğer kanserinin bir tane değil birkaç tane belirtisi var. Birincisi göğüs ağrısı, öksürük, karakterinde bir değişim, kanlı balgam olması, nefes darlığı. Bunlar bizim belirtilerimizin başında gelenleri. Hastayı en çok bize getiren genelde enteresandır. E, acile hastalar hemoptizi olduğunda yani kanlı balgam olduğunda e, bunu önemserler ve acile gelirler. Tabi e, acile gelen hekimlerimiz e, gerekli bir takım tetkikleri yaptıklarında bu hastalarda bir patoloji olmaması gereken bir durum tespit ettiklerinde akciğerde bir lezyon tespit ettiklerinde bize dönerler. E, ama en sık e, karşımıza çıkan şey dediğim gibi öksürük karakterinde değişme, efendime söyleyeyim göğüs ağrısı, kanlı balgam, yeni bir öksürüğün başlaması, omuz ağrısı mesela çok enteresandır. Omuz ağrısı olan hastalarımız bazen bölüm bölüm dolaşırlar omuz ağrısından dolayı. Birkaç ayda geçer bazen böyle. Halbuki akciğerin üst kısmına yerleşen tümörlerde biz onlara pankost tümörü diyoruz. O tümörlerde kol ağrısı ve kolda uyuşma gibi şeyler de karşımıza çıkıyor hastalar. Ee, çeşitli e, şeylerle hastalar karşımıza geliyor. Belirtilerle karşımıza geliyor hastalar. Yine bir, i̇ki şey evet. daha söyleyeceğim. Kilo kaybı ve iştahsızlığı da bunlara eklemek lazım. Bunlar da kanserin belirtilerinden e, iki şey. Yine bir izleyicimizin sorusu. E, genetik miras önemli mi? Şimdi e, evet akciğer kanserinde gerçekten kanser daha doğrusu kanserlerin e, temelinde halen araştırmalar devam ediyor. Yani çevresel etkenlerin ne kadar e, katkısı var kanser oluşumunda veyahut da genetik yapının ne kadar etkisi var. Burada net bir yüzde oranı çıkmış durumda değil. Genetiğin mutlaka etkisi var. Çünkü şunu görüyoruz biz. Bazı hastalarımızda ailelerinde de daha önce yakınlarında da akciğer kanserinin sık olduğuyla karşılaşıyoruz ve bunlar çalışmalarda da kanıtlanmış. Evet, genetik bir yatkınlık var ama çok belirleyici değil. Çevresel etkenler daha çok belirleyici gözüküyor akciğer kanserinde. Özellikle sigara çok belirleyici gözüküyor. E, i̇kisi bir araya geldiğinde de tabii ki daha fazla e, bir hastalıkla karşılaşıyoruz yani. Hocam yine bir izleyicimizin sorusu. E, hava kirliliğine değiniyor. E, günümüzde şehirlerin hava kirliliği oldukça yüksek malumunuz. E, bunun akciğerler etkisi nedir? E, aslında seyircilerimiz hakikaten çok bilinçli sorular soruyorlar, güzel sorular soruyorlar gerçekten. Şimdi bir tane tetikleyici neden? Bunun başına sigarayı koyuyorum. Sigaranın altına da işte bu hava kirliliği, asbest, koa, tüberküloz gibi geçirilmiş enfeksiyonlardan kalan skar dokusu bunları koyduğumuzda akciğer kanserinin oluşma riski çok daha fazlalaşıyor. Evet hava kirliliği de günümüz şehir yaşamında en ciddi problemlerden bir tanesi. Ve gerçekten bu konuda yetkililerin ciddi önlem alması gerekiyor. Hele dediğim gibi sigarayla bir araya geliyorsa gerçekten akciğer kanserinin oluşma riskini daha da fazlalaştırıyor. Kemoterapiye bakalım hocam. Bu süreçte akciğer kanser tedavisinde kemoterapi ne zaman ve nasıl yapılıyor? Kemoterapide şöyle aslında bizim neoadjuvan tedavi dediğimiz bir yöntem. Biz e, hastalarımızda e, operasyon sonrası evrelemesine göre dediğim demin saydığım hekimlerden oluşan konseyde bu hastalar tartışılıyor. E, cerrahi sonrası da tartışılabiliyor. Cerrahi öncesi de tartışılıyor ne yapılacak diye. E, bizim dediğim gibi eğer hastanın evrelemesi uygunsa ve tümörün yerleşimi uygunsa ilk tedavi cerrahi. Cerrahiden sonra biz bu hastaları konseyimizde tartışarak kemoterapiye yönlendiriyoruz. Evresi çok düşük olan hastalarda bazen gerçekten kemoterapiye de ihtiyaç duymuyoruz erken evrelerde. Tümörün boyutu küçükse, lokalizasyon yeri uygunsa, vücudun başka bir yerinde herhangi bir tümör veya metastazı yoksa bu hastalarda bazen hiç kemoterapi de vermiyoruz. Ama tümör boyutu, yerleşim yeri ve metastazları olan bir hastada da direkt doğrudan kemoterapiye de verebiliyoruz biz bu hastaları. Bu hastalar kemoterapi sonrası down stage dediğimiz yani tümörün evresinin gerilemesi üzerine ki bunları takiple öğreniyoruz PET gibi, tomografi gibi tetkiklerle tümörün gerilemesi ve evresinin düşmesi üzerine bu hastalarda tekrar bir cerrahi de uygulayabiliyoruz. Yani kombine bir şekilde çalışıyoruz. Zaten merkez olduk dememin sebebi de onkologlarımızın, radyologlarımızın göğüs hastalıkları uzmanımızın ve patoloji kendi patoloji e, klinimizin veya laboratuvarımızın olması bizi bu konuda bir merkez haline getirmiştir. Evrelemeyi nasıl yapıyoruz? Evreleme neden önemli hocam? Evrelemenin türleri var. E, şöyle bizim genelde hastada ilk geldiğinde poliklinimize gelen hastada biz radyolojik evreleme yapıyoruz. Yani çekilen tomografisine ihtiyaç duyarsak MR'ına ve PET CT dediğimiz yeni gelişen son yıllarda son 10 yıldan beri belki 15 yıldan beri kullandığımız bir yöntemle biz evrelemeyi yapıyoruz. Burada tümörün yerleşim yeri dediğim gibi büyüklüğü tuttuğu organ mesela örnek veriyorum. Göğüs duvarında bir kostayı bir kaburgayı tutmuşsa ağrınız fazla olur. Evrelemeyi de bir tık üste taşır. Diyelim ki kalbe yakınsa veyahut da büyük damarlara yakınsa, veyahut da büyük e, santral hava yollarına, bronşlara büyük bronşlara yakınsa, kendi çapı büyükse, bunlar evrelemeyi belirliyor. Tabi bu bir detaydır. E, hani e, evrelemenin e, buradaki e, detay çizelgelerini sunabilmem, e, yani sunarım da e, hastalar, <laughs> dinleyicilerimizin bu konuda evet. çok bir şey e, a, göreceklerini zannetmiyorum. E, ama dediğim gibi yerleşim yerine göre büyüklüğüne göre e, ve radyolojik olarak başka bir organa sıçrayıp sıçramamasına göre bir evreleme yapıyoruz. Evrelememiz düşükse ameliyat öneriyoruz. Hocam son sorumuz. Buyurun. Yayının başında da söylediniz. En önemli etken sigara dedik. Evet. Sigarayı bıraktıktan ne kadar zaman sonra ciğerleri gerçek anlamda temizleyebiliyoruz? Bu da güzel bir soru gerçekten. Sigaranın bırakıldıktan sonraki etkilerinin azalması ilk haftalarda hemen başlar zaten. Yani siz bunu bir hafta içerisinde zaten sigaranın bırakmanın olumlu etkilerini göreceksiniz. Fakat tamamen etkilerinin bir normal sigara içmeyen bir insan gibi olması için yaklaşık bir iki yıl kadar geçmesi gerekiyor. Ee, tabii günümüzde bunu farklı söyleyen bir takım yayınlar var, bir takım çalışmalar var. On yıl diyen de var, altı ay diyen de var ama biz bunu ortalama olarak iki yıl içerisinde sigara içmeyen bir insanla daha 2 yıl önce bırakmış bir insanın e, arasında bir fark olmuyor. Yalnız e, sigarayı ne kadar erken bırakırsanız yani ne kadar erken terk ederseniz o kadar mesela KOAH dediğimiz bir hastalık var. KOAH zemininde e, bir akciğer kanseri geliştiğinde bu hastaların hem kemoterapi alması, hem cerrahi olması, yani hem radyoterapi alması bu hastalarda hakikaten solunum sıkıntılarını arttırabiliyor. Onun için sigarayı kanser olsak da olmasak da her halükarda bırakmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sankoda Öğle Modası'nda bugün göz cerrahi uzmanımız operatör doktor İbrahim Nacak'la akciğer kanseri ve tedavisini konuştuk. Sonraki yayında farklı konu ve konuklarla buluşmak üzere herkese sağlık.